Hayırsever iş insanı Sayın Abdurrahim Özge tarafından ilçemize yaptırılan Saadet Özge Anaokulu açılış törenine hoş geldiniz. Öncelikle okulumuzu eğitime kazandıran hayırsever iş insanı Sayın Abdurrahim Özge ile kıymetli eşleri Saadet Özge hanımefendiye teşekkür ediyorum. Okul yaptırmak dinimizde sadakayı cariye mahiyetinde kalıcı ve hayırlı bir eserdir. Bu vesileyle hayırseverlerimizin topluma hayırlı eserler bırakmaları yönünde bu tür yatırımlara daha çok yönelmelerini temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Doğup büyüdüm bu topraklara ve bu topraklarda yaşayan aziz insanlara hizmet etmekten, yine bir açılışla daha karşınızda olmaktan sevinç ve mutluluk duyuyorum. Bugün çok kıymetli eşim Saadet Özge hanımefendinin adını taşıyacak olan memleketimizin gelecek nesilleri ve aydınlık yarınları temsil edecek evlatlarımız için inşaatını tamamladığımız Saadet Özge Anaokulu'nun açılışına hepiniz hoş geldiniz. 2015 yılında Taziye Evi'nin açılışını inşa ederken siz değerli hemşehrilerim hizmetine sunduğumda Sayın Bakanım Cevdet Bey'in konuşmasında bizden birçok hizmetler beklediğini ifade etmişti. Biz de onun hizmetle ifade ettiği o hizmetleri ardı ardına yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bunlardan ikincisi 2020 yılında ilçemize doğalgaz getirerek bu hizmeti yapmış bulunduk. Bugün ise üçüncü hizmetin olan Saadet Özge Anaokulu inşa ederek siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktayım. Eşim Saadet Özge hanımefendinin içinde eğitim hasretini gidermek ve çocuklarımıza iyi bir gelecek kazandırmak adına böyle bir adım atmış bulunmaktayım. Bir anne şefkatiyle en temel eğitimin alındığı anaokulu evlatlarımızın hayatını kazanabilmesi için çok büyük önem taşımaktadır. Böyle güzel ve anlamlı bir projeyi hayata geçirme imkanı veren Allah'ıma hamdü senalar olsun. Siz değerli hemşehrilerimizin memleketine olan gönül borcumu Allah'ın izniyle ve yaşadığım sürece bu topraklara hizmet etmeye devam edeceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İş insanı Sayın Abdurrahim Özge'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırsever iş insanımız, hemşehrimiz, saygıdeğer Abdurrahim Özge Bey'in ilçemizde eşi Saadet Özge hanımefendi adına yaptırmış olduğu anaokulunun açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben yine bu ilçemize bu eseri kazandıran iş insanımız, hemşerimiz Abdurrahim Özge Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Yine bu okulun yapımında emeği geçen mühendisinden, işçisinden, ustasından herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Önce bir Zazaca şiirimin bir kıtasıyla başlamak istiyorum. Dünya venga, çay kap nena, hem bermena, hem oynena. Tazmun hotin diviz, ya perit honç divinena. Yani dünya boştur, insanı kandırıyor. Hem güldürüyor, hem de ağlatıyor. Sen göğün yedinci katında da olsan, en sonunda seni bu toprağın altına koy. Onun için bu anlayış içinde anlaşıldı ki değerli kardeşlerim, bu dünyanın bir de öte dünyası var. Buraya ne kadar çalışıyorsan oraya da çalışmak gerekiyor. İşte insanlara faydalı olan en hayırlı insandır. Abdurrahim kardeşim Allah razı olsun. İş adamlığı noktasında geçmişten günümüze kadar hep faydalı işler yapmıştır. Bugün Saadet bacımız adına açılan bu okul inşallah
devlete, vatana, millete hayırlı evlatlar buradan çıkacak. Ben buna inanıyorum. Bu konuda Saadet Başımıza da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Bizler müteşebbisleri desteklediğimiz müddetçe müteşebbisler de bu memlekette hayır noktasında dokunabilecek bir kültür yaratırlar. İnşallah Bingöl en güzel yerlerde, en başarılı atmosferde kendini bulacaktır. Buna inancımız tamdır. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bu memlekette birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları olduğu müddetçe biz inşallah başarı noktasında grafiğimizi hep yükselteceğiz. Bu konuda Abdurrahim abime, bacıma çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlara vesile kılsın. Allah yardımcımız olsun. Bugün gerçekten güzel bir eserin açılışı vesilesiyle bir aradayız. Öncelikle Cenab-ı Allah hayırlı mübarek eylesin diyorum. Gerçekten birçok anlamda üzerinde durulması gereken bir eser. Her şeyden önemlisi insanla ilgili. İnsan yetiştirmekle ilgili bir kurumun açılışını yapıyoruz. Bu eser bir diğer yandan hayırseverlik örneği tabii. En önemli boyutlarından bir tanesi bu. Abdurrahim Özge ilimizin yetiştirdiği, ilçemizin yetiştirdiği çok değerli bir iş insanımız. Artık iş adamı demiyoruz, iş insanı diyoruz. İş adamımız, iş insanımız. Hem Bingöl'de hem de birçok ilde hayırseverliklerine tanık olduğumuz bir insan. Başarılı bir iş adamı ama başarılı olduğu kadar toplumla bağını da koparmayan, ailesiyle birlikte, çevresiyle birlikte toplumuna faydalı işler yapan bir insan. Ben bir Abdurrahim Bey için sizden alkış rica ediyorum. Allah razı olsun. Varsa, sağ ol esere katkı sunan işçisinden, mühendisinden, kontrolünden, bütün herkese buradan teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz gencimiz için, Bingöl'ümüz için. Selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Okulumuz genç, yine kendisine yakışanı yaptı. Ben burada eğitim görecek çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Allah bu hayrı yapmayı nasip eden Abdurrahim Özge Bey'e ve kıymetli ailelerine de inşallah hayatları boyunca buradan duyacakları başarılı neticelerden mutlu olmalarını da diliyorum. Geçen yıl bu zamanlardı zannediyorum, genç kaymakamlığında biz Abdurrahim Özge Bey'le bir araya geldik ve bir anaokulu yaptırmak üzere protokol imzaladık. Malumunuz olduğu üzere ülkedeki ekonomik durum ve inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle ben bu yıla yetişmeyeceğini düşünmüştüm. Ama sağ olsunlar gayret gösterdiler, özen gösterdiler ve 2022-2023 eğitim öğretim yılına bu okulu yetiştirdiler. Yarınlarımızın teminatı, yavrularımız için eğitim öğretimi de hazır hale getirmiş oldular. Öncelikle bu gayretlerinden dolayı ben tekrar Özge ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü en önemli yatırım, en hayırlı, en verimli yatırım insana yapılan yatırımdır malumunuz olduğu üzere. Dolayısıyla insanın eğitimine yapılan yatırımdır. Bu yatırım toplumun tamamını, coğrafyamızın her karışını ve zamanımızın her anını kapsadığı için büyük ve hayırlı bir yatırımdır. Büyük bir emek ve özveriyle 2022-2023 eğitim öğretim yılına yetiştirilen ve devlet vatandaş işbirliğinin güzel bir örneği olan anaokulumuzun minik yavrularımıza, genç ilçemize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle...
vesileyle eğitim ve öğretim yılının ilk basamaklarından olan ana sınıfı Saadet Özge Anaokulu'nun bu açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Cenab-ı Allah bu okulu cümlemize ve bütün ilçe halkımıza hayırlara vesile eylesin. Bu okulun ilçemize kazandırılmasına emeği geçen Abdurrahim Özge ve eşi Saadet Özge Hanım'a Cenab-ı Allah sıhhat, afiyet nasip eylesin. Gel bakalım, birlikte keselim biz. Birlikte. Ya Allah, Bismillah. Kaç yaş kulübe oluyorsunuz? 3-4 yaş. 3-4 yaş. Çocuklarımızı Allah bağışlasın. Güzel güzel yetişsinler burada inşallah. Öğretmenlerimize de hayırlı olsun. Başarılar. Samettin Bey ilkokul, ana sınıftan başladım. İlkokul, ortaokul öyle gidecek inşallah. Tamam mı?